çok teşekkür ederim. Pamuk şeker çok güzeldi. Afiyet olsun. Ama ellerin hep yapış yapış oldu. İşte benim prensesim böyle. Pamuk şekeri çok sevdiği için her seferinde ilk defa yiyormuş gibi yer. Çok seviyorum ama. Onu biliyoruz canım. Yani seni hiç tanımayan birisi bile anlar çok sevdiğini. Al bakalım, ellerini sil. Diğer parmağını da sil bakalım. Bak orada da pamuk şeker kaldı. Ver ben sileyim. İşte şimdi tertemiz bir prenses oldun. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam da prensesim. Artık kendi ellerini silmeyi öğrenmen lazım. Okulda öğrenmiştiniz değil mi? Neydi bunun adı? Öz bakım becerisi. Aferin sana. Yani tamam öz bakımı bilebilirsin ama bazen öz bakım değil nuşah bakım olur. Niye öyle gözlerimin içine bakıyorsun bakalım prenses? Söyle bakalım ne isteyeceksin benden? Ben biraz parkta oyun oynayabilir miyim? Oynayabilirsin tabii ki. Koş. Sevincine baksana. O kadar çok sıkıntı çekti ki. Şimdi kendi evine dönebilmek için bile havalara uçuyor. Ona baktıkça kendime daha çok kızıyorum. Keşke hiç karışmasaydım. Nuşah düşünme bunları. Bak geçti bunlar artık. Nefes çok yakında olması gerektiği yerde olacak. Her şey bunun gibi olmayacak belki ama. Yani bütün planlarını hep beraber yaşayacağız diye yapmış. Yani üçümüz birlikte yaşayacağız sanıyor. Evet. Sevinci yarım kalacak. Ona ayrılacağımızı nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Anılması ve kabullenmesi çok zor olacak. Üçümüz birlikte gerçekten mutlu olabilirdik. Ama ben gitmek zorundayım. Başka bir ihtimal olsaydı keşke. Keşke sizinle kalabilseydim. Abine verilmiş bir sözüm olmasaydı keşke. Başka bir şansımız olsaydı. Bizimle kalabilseydin. Azıcık daha beklesek, yani hemen söylemesek Nefes'e, belki Feri ablanın bilet verdiği konser kadar değil ama ne bileyim birazcık daha işte. Ona baktıkça kıyamıyorum. Yine doğru söylüyorsun. Biraz bekleyelim. Beklerken de nefesin durumu alışması için bir şeyler bulmaya çalışırız. İnan ne yaparız bilmiyorum. Ama illaki bulacağız bir yolunu. Önce bir başvuralım. Mahkeme günü belli olunca söyleriz olur mu? Olur. Baba, Nuş abla.
Bu işleri seni yapmana gerek yok. Ali ile ilgileneceğim demiştim. İlgilenmek ne demekse onu yapıyorum. Bakışları sanki eskisi gibiydi. Neden öyle davrandı ki? Hira Hanım, hanımefendi sizi salonda bekliyor. Prensesim hadi bakalım, gitme vaktimiz geldi. Gitme vakti mi geldi? Ne çabuk. Prenses sana kalsa biz evin yolunu unutacağız. Biraz daha kalsak. Aa, ben bu gülüşü nerede görsem tanırım. Kandırıkçı prenses gülüşü bu. Bana da bir yerlerden tanıdık geliyor bu gülüşler. Hı? Ama artık gitmemiz lazım Nefes'cim. Hava da bayağı serinledi. Hasta olmanı istemiyoruz. Hasta olmam söz. Bak şimdi eve gitmemiz lazım ama sana söz veriyorum tekrardan geleceğiz. Hatta istediğin zaman geleceğiz, anlaştık mı? Babacığım, Nurşe ablacığım. Hep üçümüz gelelim. Sizinle olmayı çok ama çok çok seviyorum. Biz Nurşe ablamla birlikte ikimiz salıncağa bineriz. Babam da bizi sallar. Çok eğleniriz. En yükseğe ben çıkacağım ama. Hadi prenses. Son bir kere kayayım, sonra gidelim. İyi, peki. Hadi bakalım. Beni görmek istemişsiniz. Orhun evden öfkeyle çıktı. Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Yine bir gerginlik yaşadıysanız saklama. Hiçbir şey saklamıyorum. Orhun'u bu hale bir tek senin tavırların getiriyor. O nedenle soruyorum. Orhun'un nerede olduğunu biliyorsan derhal söyle. Anne. Ona niye soruyorsun? Nereye gittiğimi nereden bilecek? İzninizle. Neredesin oğlum? Kaç kere aradım? Açabilecek durumda değildim. Cihangir intihar etmiş. Nasıl yani? Olanlar yüzünden mi yaptı bunu?
Neden hemen birlikte yaşamaya başlayamıyoruz ki? Beklemesek olmaz mı? Nefes'cim, neden böyle yapıyorsun? Hem sen de biliyorsun, çok az kaldı. Prensesim benim. Bak sadece bir haftalığına. Tamam mı? Nerede benim o sabırlı kızım ya? Ha? Nereye saklandıysa söyle de hemen çıksın gelsin. Muah. Aferin sana. Şey, bana bir söz verir misiniz? Olur tabii. Prensesim, normalde ben konuyu bilmeden söz vermiyorum, biliyorsun. Çok riskli. Ama bu seferlik hadi senin istediğin olsun. Eve geldiğimde ilk gün mısır patlatalım. Birlikte film izleyelim. Bir de üçümüz uyuyalım. Belki makarna da yaparsın, değil mi Nurşah abla? Yaparım tabii ki. Sen istersen tabii. Ben çok şanslı bir çocuğum. Çünkü siz varsınız. Madem prensesim bu kadar çok şey istiyor, o zaman ben de onu biraz gıdıklarım, değil mi? Neler geçiriyormuş o güzel kafasının içinden benim cimcime hanımım ya. Öp bakayım babayı. Bir de buradan. Bu ne gülüyorsun be? İnsan var içeride. Siz miydiniz? Biziz gördüğün gibi. Aslında iyi oldu geldiğinize. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Kız, küçük var ya. Sen de gir içeri bakayım. Yeter dolandığın, hadi. Öp bakayım babayı prenses. Bir de burada. Aferin. Nurşah ablanı dök güzelce. Teşekkür ederim. Hadi bakalım çantamızda takalım. Geç bakayım, geç. Evet, ne söyleyeceksen söyle, seni dinliyoruz. Bugün hanımla sizin ofisi ziyarete gittik. Afetimin çok hoşuna gitti orası. Sanki ilk defa görüyorum. Kardeşim, insanın kendi mülküne bakmasıyla başkasının mülküne bakması farklı oluyor tabii yani. Neyse, Biliyorsun ben emekli bir adamım. Yani bugüne kadar... Raşit Efendi, sen emekli bir adam falan değilsin. Sen geçen seneye kadar bir gün bile çalışmamış bir adamsın. Lafın gelişi dedik be. Allah Allah, karı koca bir konuşturmadınız. Lafı ağzıma tıktınız ha. Allah Allah. Neyse. Kiraya zam yapmayı düşünüyorduk ama vazgeçtik. Ofise taşınmaya karar verdik. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Orası aynı zamanda bir ev. Biz orada oturuyoruz. Kardeşim. Mülk benim mülküm değil mi? Ha? İster taşınırım, istersen düğün salonu yaparım, kime ne be? Taşınamazsın. Ne demek lan taşınamazsın? Ha? Kapı gibi tapu var elimde be. Ne demişler? Mühür kimdeyse Süleyman odur. O elindeki şartlı mühürdü yalnız. Sen okumadın mı? 10 sene ofisten beni çıkartamazsın, o ofisi satamazsın da. Sen bu maddelerin altına imza attın. Hatırlatırım. Yok lan. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şeyin altına imza falan atmadım, tamam mı? Bana bak. 2 güne kadar kapıya dayanınca o zaman anlarsınız Anya'yı, Konya'yı. Artist. Tüya. O maddeleri gerçekten koydurdun mu? Raşit'in çevirebileceği dolapları bildiğim için ben önlemi aldım. Onu sandığı kadar kolay olmayacak bazı şeyler. Aklım almıyor gerçekten.
Cihangir'den böyle bir şey beklemezdim. Nasıl bu hale gelmiş? Ne olmuş peki? Öğrenebildin mi? Yaptıklarından pişman olmuştur herhalde. Ne demek bu? Cihangir, Hira'ya kumpas kurmuş anne. O masum. O kadar çok şey yapmış, öyle oyunlar çevirmiş ki ben bile inandım. Hira'yı suçladım. Yanılmışım. O kızı Cihangir'in otel odasından çıkarken gördük. Sonra hediyeler, notlar, sayfa sayfa resimler. Kanıtlar bu kadar açıkken nasıl böyle emin konuşabiliyorsun? O kanıtların hepsinin bir açıklaması var. Hepsi tek tek detaylarına kadar araştırıldı. Hiçbir kuşkum yok benim. O masum. Hepsini anlatacağım. Başka şartlarda, eğer başka bir yerde karşılaşsaydık, bambaşka olabilirdi o zaman her şey. İhtimalleri düşünmek bile güzel. Benden kurtulmak istediğini bilmek o kadar acı ki. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Aç mısın? Köfteciye gidelim mi? Sen ve ben. Köfteciye mi? Evet. İlk gittiğimizde çok sevmiştin. Olur, gidelim madem. Hayallerim suya düştü. Gözümün önünde boğuluyorlar. Ha ben de kaçtın izliyorum. Ulan avalar resmen ketenpereye getirdi beni be. Ulan kendimden beklerdim de bundan beklemezdim ha. Ay, ne yapacağız Raşit'im? Bir çözüm bul. Ha, güldür gül gibi karının yüzünü. Ya güldüreyim güldürmesine de ama nasıl yapayım ya? Herif 10 yıl boyunca elimi kolumu bağlamış çıkartamıyorum. Ofis çok ferahtı. Böyle ana caddenin üstündeydi. Pencereyi açacaktım. Böyle kahvemi öpürdetecektim. Perdeler sallanacaktı. Ben böyle dışarıyı izleyecektim. Ya ofis iyi güzeldi de. Ya o merdivenler yok mu o merdivenler? İnçik inçik çok yorardı bizi be. Doğru söylüyorsun. Ay ben böyle çok zahmetli şey sevmem. Ay ama ofise değerdi. Ama sen merak etme sultanım. Ben bunu o Kenan denen herifin yanına bırakmam. Görürsün bak burnundan fitil fitil getireceğim onu. Şimdi ben diyorum ki şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım. Keyfin yerine gelir mi acaba? He olur. Oy canım ben kıyamam ya. Tamam hemen yapıyorum. Benim izin günümde şöyle bir dolaşalım mı seninle? Beykoz'a bizim bahçe var, oraya gideriz. Bilmem ki. Gideriz belki. Ben bir şey duydum ama yanlış mı anladım bilmiyorum. Orhun Bey anlatıyordu. Cihangir Bey intihar etmiş. Hira Hanım, siz biliyor musunuz? Doğru mu duyduklarım? Gonca,
Sorma kızım böyle şeyler. Kapı dinliyor derler sonra. Kendi işinle alakadar ol. Bak Şevket Bey duyarsa çok kızar. Ona çok öfkeliydim. Yine de bu şekilde intihar etmesi ister istemez insanın canını sıkıyor. İntihar mı? Kimden söz ediyorsunuz? Cihangir. Neva abisiyle görüşüyormuş demek. Söylediğine göre görüşmüyorlarmış. Cihangir ısrar edince gitmiş. Vedalaşmak için olduğunu düşünüyor. Neva için zor bir süreç. Şu an hastanede sakinleştirici verdiler. Yavuz da başında bekliyor. Ay, Cihangir gibi bir adam nasıl intihar eder? Şok içindeyim. Olmuş işte Perihan. Detaylı konuşmaya lüzum yok. İyi de bir sebebi olmalı Afife. Vardır herhalde. Bilmiyorum. Kesene bereket. Köfteler güzeldi. Afiyet olsun. Gerçi geçen sefer daha fazla yemiştin. Fark ettin mi bilmiyorum ama benim ekmeğimin içi bayağı doluydu. Doydum yani. Dikkat ettim sana normal bir porsiyon koymuşlar. Sevdiler seni belli. Ya da çok zayıf olduğumu düşünüp üzüldüler. Birdenbire nasıl sakinleştik değil mi? Evet. Aynen. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Kavga edecek enerjimiz mi kalmadı nedir? Belki öyle. Belki de kavga edecek bir sebebimiz kalmamıştır. Olunca yine ederiz. Aynen, ederiz. Madem sen köfte ısmarladın, ben de sana çay ısmarlayayım. Ne dersin? Olur. Hatta bir mekan söyleyebilirim. En az bizim köfteci kadar salaş ama çaylar hep taze ve tavşan kanıdır. Olur. Mekan işi sende o zaman. Hemen ileriki sokakta. Şöyle oturalım mı? Olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte mekanımız burası. Güzelmiş. Seviyorum böyle küçük yerleri. Orhun ustam, sana zahmet iki tane çay alırız biz. Hemen getiriyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Bak sırf karşıdan buraya çay içmeye geliyorlar. Abartıyorsun sanki biraz. Hayır, çok ciddiyim. Çayı soğuk suyla demliyorlar, böyle buharlı ısıtıyorlar falan. Acayip lezzetli. Biz de ofiste öyle yapsak ya. Yani yaparız yapmasına da çok uzun sürer demlenmesi. Şöyle diyeyim, nereden baksan bir iki saat falan sürer. İki saat olmaz. Fatih nerede benim çayım, nerede benim çayım diye hepimizin kafasının etini yer. Pardon. Bak iyi insan lafın üstüne ararmış. Fatih arıyor. Efendim Fatih? Alo. Abi neredesiniz? Dışarıdayız. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey olmadı da biraz daha gelmezseniz olacak. Sağ olasın. Raşit Efendi geldi. Saçma sapan şeyler konuştu. Yani iki kuruşluk zevkinize turp sıkmayalım dedik ama mecbur aradık. Raşit'le olayı çözdük biz, konuştuk. Sen takma kafana. Ha, iyi, iyi bari. Siz gelmiyor musunuz ofise? Biz Nurşah ablanızla yemek yedik. Şimdi bana çay ısmarlamak istedi. Biraz kafe izni yapmak istedik açıkçası. Siz iyi bir şeyler aç kalmayın. Oo, iyi güzel güzel. Fatih, işleri aksatmak yok ona göre. Tamam abi, merak etme. Yengeme selam söyle. Aleyküm selam. Onun da çok selamı var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Ne diyor? Ya önemli bir şey değil. Raşit durumunu soruyor. Yüzün gözün değişti. Ne oldu? Raşit Bey sıkıntı çıkarmayacak mıymış? Kim takar Raşit Bey'i so? Bizimkilerin arası düzelmiş galiba. Cidden mi? Kafa izni vermişler kendilerine. Yemek yemişler, çay içeceklermiş. Kenan abinin sesi de iyi geliyordu. Daha ne olsun? Ay hadi inşallah. Ya, o kadar istiyorum ki huzurlu olmalarını. Ya, zaten birbirlerini bu kadar severken nasıl didişiyorlar? Onu da anlamış değilim. Ya, o kavga ilişkinin tuzu biberi İso'cum. Hatta temel direği. Öyle düşün. Kalsın öyle direkt. Ne gerek var ki? Sakinlik olsun, huzur olsun. Kavgaya gerek yok. Vay be İso. İçinden romantik prenses çıktı. Yok. Ne romantiği? Öylesine söyledim. İnşallah bir gün öyle birini bulursun. Ama bak, ilk önce benle tanıştıracaksın manitanı. İlk önce benden geçecek. Ya ne manitası Fatih? Nereden çıkardın ki şu an bunu? Hadi işine dön. Çok konuşuyorsun. Ben anlamam. Önce benden geçecek. Hira belli etmiyor ama çok etkileniyor böyle şeylerden kızım. Onun yanında konuşma. Ne bileyim ben de boş bulundum öyle duyunca. Çok şaşırdım. Ben de. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Yani ne olursa olsun gencecik bir insan. Keşke böyle şeyler olmasaydı. Yalan yok, konaktakilere çok çektirdiler abi kardeş ama... insan yine de üzülüyor duyunca. Allah günahlarını affetsin diyelim. Amin. Hira nerede? Bahçede. Duydun mu Hira dedi. Adını söyledi. Hem de kendi yasaklamışken. Duydum, duydum. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Canını kıymış demek. O yaptığı kötülükleri kendisi de kaldırmadı. Ondan yapmıştır herhalde. Değil mi? Böyle olmayabilirdi. Yazık oldu. Sen çok üzülmüşsün kardeşim. Beni neden dinlemiyorsun? Dokunma bana. Sakın bir daha karşıma çıkma. Ölüm işte Musa. Bütün hesapları kapatıyor. Yapılanları asla unutamam. Ama genç bir insan. Kim olsa üzülür. Orası öyle. Allah affetsin. Amin. Neden öyle bakıyor? Demin Afife Hanım'ın yanında da değişikti. Yine ne yapacaksın bana? Kardeşim, patron sana bakıyor. Biliyorum.
Afife'cim, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Cihangir neden intihar etmiş olabilir? Sebebinden hiçbir zaman emin olamayacağız. Birçok şey olabilir Sihra. Cihangir hırslı bir adamdı. Bu noktaya gelmesi kolay değil. Sen de aynı fikirdesindir, değil mi? Yeterince konuştuk bu mevzuyu. Ben odama çıkıyorum. Zaten insan yerine koyup iki laf etmesen. Nemrut. Güzel bir gün oldu. Evet. Bir değişik bir gün. Kavga etmediğimiz için öyle söylüyorsun herhalde. Yani bu kadar uzun zaman geçirip kavga etmediğimiz bir gün olmamıştı. Demek ki bunu da yapabiliyormuşuz. Öyle. Bu kadar kısa sürede her şeyin değişmesi çok tuhaf. İlk zamanları hatırlıyor musun? Birbirimizden nefret ediyorduk. Ama şimdi karşılıklı oturup çay içip sohbet edebiliyoruz mesela. İlginç gerçekten. Evet, birbirimizi çok yanlış tanımıştık. Yanlış tanımak deyince yalnız ben o konuda bir numarayım. Raşit Bey'e inanıp onun davasını aldım. Yaptığım en büyük hataydı. Uşak, Raşit çok usta bir manipülatör. Sen de iyi niyetlisin. İyilik yapmak istedin. İlk zamanlar böyle düşünmüyordun herhalde. Doğrusunu söylemek gerekirse en başından beri böyle düşünüyordum. Evet, yaptığın şey için sana çok kızdım. Niye yaptığının da farkındaydım ama tutamadım kendimi. Haklıydın. Zaman zaman sana kızsam da aslında ben de sana hak veriyordum. Raşit'in davasını almamam gerekiyordu. Neyse artık. Bunları konuşmanın sırası değil. Hadi iç çayını da soğutma. Meseleleri hızlandırdı biliyorum ama ofisini kaybetmene üzüldüm. Orayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Böyle olması gerekiyordu. Böyle oldu. Boş ver. Kardeşim, bu biraz şey olmuyor mu? Hani hep bakıyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Tamam, ben yavaş yavaş gideyim. Yarım saat sonra Aliço'ya okul alacağım. Ben de gelirim seninle. Tamam, güzel olur. Aliço da sevinir. Konuşabilir miyiz? Ben gideyim. Dur. Biz Ali'yi almaya gidiyoruz. Yarım saat daha var ama. Olsun, biz kapıda bekleriz. Hadi çıkalım. Fatih ile Ceylan'la konuşacağız değil mi? Ben daraldım. Ne diyeceğiz ki? Yani söylenecek şey belli. Anlaşamıyoruz. Sürekli tartışıyoruz. Doğrusunun bu olduğuna karar verdik. Bu kadar. Vallahi çok rahat söylüyorsun. Yani sanki çok basit bir meseleymiş gibi ama ya inanmazlarsa? Ki İnanma kısmını aslında es geçiyorum çünkü bence inanmayacaklar. Bizi çok iyi tanıyorlar. Haklısın.
öyle ani bir karar almayacak karakterde olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Ama yine de bence doğru cümleleri bulabiliriz. Hazır mısın? Hadi o zaman. Konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Konuşmamız gerek. Buraya Ali için döndüm. Tek odak noktam o. Ali dışında herhangi bir konuda konuşmayacağım. Durmadan bunun izahını yapmak istemiyorum. Söyleyeceklerim önemli. Çekilir misiniz lütfen? Özür dilerim, çıkıyorum hemen. Dur Gonca. Ben zaten çıkıyorum, senin bir yere gitmene gerek yok. Bana bırak, ben konuşurum. İyi olur. Oo, kimler gelmiş, kimler? Hoş geldiniz. Cümleyi doğru kuralım Miso'cum. Hoş geldiniz değil, hoş geldiniz çifte kumrular diyeceksin. Koca gün işi gücü sermiş, biri birine vakit ayırıp kaçamak yapmış bir çift var karşımızda. Doğru valla. O zaman düzeltiyorum. Hoş geldiniz çifte kumrular. Şeyin bir karşılığı var demişti. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Ortada büyük bir kumpas var hanımefendi. Ben de çok şaşkınım. Şaşırmamak elde değil. Hele inanmak çok zor. Cimcimoş sevinçten havalara uçmuştur haberi aldığında. Ay evet ya. Keşke biz de görebilseydik o halini. İple çeker artık buraya dönmeyi. Çeker tabii. Raşit ile afet ikisine katlanmak kolay mı? Gelip rahat bir nefes alacak yani kız. Çünkü burada aşk var. Burada uyum var. Daha ne olsun? Kesinlikle. Birbirini seven ebeveynlerle mutlu ailede yetişen çocuklar çok daha başarılı ve yetenekli oluyorlarmış. Nefes de onlardan biri. Vay be İso, kitap gibi konuştun ha. Fatih yeter. Hadi bakayım doğru evlerinize. Hadi. Yani hani çok geç oldu. Bayağıdır çalışıyorsunuz, yoruldunuz ondan dedim. Ya tabii senin Ceylan'ın işin yoksa. Yok yok, gidebilirsin.
Anladım. Birbirinizi ayırdığınız vakit yetmedi. Baş başa kalmak istiyorsunuz öyle mi? Tamam, müsaade, çıkalım biz. Hadi eyvallah. Böyle konuşurlarken söyleyemezdim. Neler söylediler, duymadın mı? Aslında yapmamız gereken şey belli. Seni bekliyordum. Konuşmamız gerek. Az önce mutfakta söyleyeceğimi söyledim. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Hepsi Cihangir'in kumpasıymış. Sen masumsun. Bir suçun yok. Yani sen diyorsun ki Fatih ile Ceylan buradayken biz yine fabrika ayarlarımıza dönelim. Hani kavga edelim, tartışalım, yine kavga, gürültü falan. Aynen öyle. Ama eskisinden daha şiddetli olması lazım. Yani eskiden 5 ise şu an 10-12 şiddetinde falan yani. Güzel. Hani illa gözlerine sokacağız. Hani bakın, biz bir aradayken anlaşamıyoruz, siz de görünler gibi, değil mi? Aynen. Yani bugünkü gibi öyle çaylar, yemekler falan asla olmayacak. Yani yanlış anlama. Bugün aslında benim için çok keyifli bir gündü. Yani yemeği ayrı, sohbet ayrı keyifliydi. Benim için de öyle. Hele nefesin haberi aldığı an, gözlerindeki sevinç neredeyse kanatlanıp uçacaktı. Hatta kanatlanıp uçtu bile. Ya nefes sadece buraya geldiği için mutlu değil ki. Geldiğinde üçümüz birlikte yaşayacağız sanıyorum. Yalnız daha fazla ertelemeden nefesin odasını bir elden geçirmek lazım. Büyüyor artık. Büyüyor mu? Yok ya, oho, prensesin büyümesine daha çok var. Bence hiç öyle düşünme. Çünkü zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor.
Bir bakmışsın, çok zeki, çok güzel bir genç kız olmuş. Hatta ona cimcime dediğinde, baba ya, cimcime deme bana falan diyecek sana. Neyse, bir gelsin de hallederiz. Buluruz bir yolunu. Tabii ki ben göremeyeceğim. Tek başıma nasıl halledeceksem. Neyse, saat de bayağı geç oldu. Ben artık yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Uysuz ve tatlı Leyde. Sen masumsun. Bunu artık biliyorum. Söylemeyecek misin? Masum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki. Karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Benim neleri yapacağımı, neleri asla yapmayacağımı en iyi sen biliyordun. Bu yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken... inanmak şöyle dursun. Beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok. Benim bu hikayeden çıkardığım ders şu. O beni gerçekten tanımamış. Ben öyle sanmışım. Beni gerçekten tanısaydı, gerçekten sevseydi, bana inanırdı. İnanmak istedim. Ama... ama ben de seni hiç tanımamışım. Ne acı, değil mi? Çünkü benim tanıdığımı zannettiğim adam, sevdiği kadına amasız, fakatsız, koşulsuz inanırdı. İşte bu yüzden her şey başından beri yanlışmış.